Yeni Bakanlar Kurulu açıklandı ve eski MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak kabinede yer aldı. Bir süredir sosyal medyada konuşulan ve artık bir şehir efsanesi haline gelen Abdullah Çatlı öldü olarak gösteriliyor. Ameliyatla yeni bir yüze sahip oldu ve hayatına Hakan Fidan olarak devam ediyor söylemleri artık iyice artmaya başladı. İkilinin benzer yüz hatları da bu iddiayı kuvvetlendirirken, bir kısım buna canı gönülden inandı, bir kısımsa bu olayı goy goy malzemesi yaptı. Beyinlerinizin yanmasına hazırsanız, başlayalım. Dilerseniz önce Abdullah Çatlı kimdir, nasıl öldü, Susurluk kazası nasıl meydana geldi onu öğrenelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 3 Kasım 1996 Pazar günü saat 19.15 sıralarında 06AC600 plakalı otomobil Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kamyona çarpar. Bu trafik kazası Türkiye'de hep sessizce dile getirilen polis mafya siyaset üçgeninin somut delillerle açığa çıkması anlamına gelir. Kazada Mehmet Özbay, Gonca Uz, Hüseyin Koca da hayatını kaybeder. Otomobilin sahibi Sedat Bucaksa yaralanır. Mehmet Özbay kimliği kullanan kişi ise cinayet ve uyuşturucudan hüküm giymiş, 90'da İsviçre'de hapisten kaçmış, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Abdullah Çatlı'dan başka biri değildir. Bunun yanı sıra Hüseyin Kocadağ bir emniyet müdürü, Sedat Bucaksa Şanlıurfa milletvekilidir. Gonca Uzsa söylenene göre Çatlı'nın kız arkadaşıdır. Kısacası Çatlı, dünyanın her yerinde aranırken Türkiye'de polis ve siyasetle iç içedir. Aracın bagajındansa küçük bir cephanelik çıkar. Bu silah ve mermilerden bazıları İsrail'den alınmış, Özel Harekat Daire Başkanlığı envanterine aittir ama kayıptır. Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında fezleke verilir ve bu fezleke sonucu ortaya çıkan tabloda Çatlı'yı koruyanın bizzat Ağar olduğu ortaya çıkar. Özbay isimli ve Çatlı'nın resmi olduğu silah taşıma belgesinde Ağar'ın imzası vardır mesela. Bununla birlikte arabadan çıkan silahlar ve mermiler hakkında gizlice ve sessizce birilerini öldürme ihtiyacına cevap veren tesirli suikast silah ve mühimmatı tespiti yapılır. İstanbul DGM Başsavcılığı olaya el koyar. Kamuoyu baskısı netice verir ve dönemin hükümet ortağı Tansu Çiller, Mehmet Ağar'dan istifa etmesini ister. Çiller'e göre bu isteğin yaşanan kazayla ilgisi yoktur ve 8 Kasım 1996'da Ağar istifa eder. Ayak tırnağından saç bağımıza kadar rahatız, huzur içerisindeyiz. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Bu mücadeleler zor mücadelelerdir. Baba yiğitlik ister. Yüreğimiz vardır bu işler için. Ağar'ın olaylar karşısında yorumu bu şekildedir. 93-95 yılında Emniyet Müdürlüğü de yapan Ağar'ın görev süresince suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu, sonrasında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır. 93-96 yıllarında neler olduğuna şöyle bir bakarsak, Ağar'ın talimatıyla özel harekat kökenli polislerden özel bir ekip oluşturulur. 95'te MİT ajanı Tarık Ümit öldürülür. Bu olayda gözaltına alınan polisler sorgulanmaz. Tarık Ümit'in Abdullah Çatlı'ya teslim edildiğine dair iddialar ortaya atılır. Ağar'ın yorumuysa şöyledir: "Bizim tosunlar bana sormadan bir şey yapmazlar." Tarık Ümit olayında adı geçen bir başka isim de Yaşar Öz'dür. Abdullah Çatlı'nın eşinin dayısı olan Öz, Tarık Ümit'in iş ortağıdır aynı zamanda. Öz'ün evinden çıkan yeşil pasaport, Ağar döneminde kendisine verilirken silah ruhsatında da Ağar'ın imzası vardır. Gözaltına alınan Öz'ün evinde ele geçen silah ve belgeler kayıt dışı olarak Ankara'ya teslim edilir. Öz de Ağar'ın emriyle serbest kalır. Sami Hoş'tan Ali Fevzi Bir gibi isimler Susurluk çetesinin içinde yer alırken aynı zamanda Ömer Lütfi Topal'ın kumarhanesine %50 ortaktırlar ve Topal 28 Temmuz 1996'da arabasında öldürülür. Cinayetin ardından terk edilen bir araçta ele geçen Uzi marka silahlar özel harekata aittir. Başka bir araçta ele geçirilen silahtaysa firari Çatlı'nın parmak izi çıkar. Olayda 3 polis Hoş'tan ve bir gözaltına alınsa da Ağar'ın devreye girmesiyle serbest bırakılırlar. Ağar'ın başında olduğu Susurluk çetesinin yargılanması 1997'de başlar ve 2001'de karar açıklanır. 10 sanık 4 ila 6 yıl arasında hapis cezası alır. Ağar'ınsa dokunulmazlığı vardır. 2011 yılındaysa Ağar, suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl ceza alır. Yasaya göre yalnızca 2 yıl cezaevinde kalacak Ağar için Aydın Yenipazar cezaevinde özel bir koğuş hazırlanır ve Ağar cezasının 1. yılında çıkarılan infaz paketi kapsamında tahliye olur. Ancak ortada
18 faili meçhul cinayetler vardır. Ağır ve ona bağlı özel timcilerin cinayetten yargılanması ise 2010'da Susurluk'tan hüküm giyen polis Ayhan Çarkın'ın ifadeleriyle başlar. Çarkın, bu cinayetlerin Ağır ve İbrahim Şahin'in talimatıyla işlendiğini bütün ayrıntılarıyla iddia eder. Savcılık bu iddialar üzerine Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Yeşil Mahmut Yıldırım ve polislerden oluşan 19 kişi hakkında dava açar. Bu dava sürerken Tolga Ağar, 2018'de AKP'den milletvekili olur. Bu tarihten bir yıl sonra ise Ankara'daki mahkeme delil yetersizliği gerekçesiyle bütün sanıkları beraat ettirir. Mehmet Ağar ise şimdi Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulu başkanlığını yürüten bir iş insanı olarak anılıyor. Alaaddin Çakıcı ve Korkut Eken hala Ağar'ın yanında yer alırken görünen o ki yargı şimdilik gündemde olan Sedat Peker'in söylediklerini duymuyor. Olayla ilgili yüzlerce komplo teorisi ortaya atıldı. Hala bu komplo teorilerinin doğru olup olmadığı konuşulurken bir kesim, Abdullah Çatlı'nın hayatını kaybetmediğine, kendisine öldü süsü vererek farklı bir kimlik ve yüzle hayatına devam ettiğine inanıyor. Tıpkı Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında düşündükleri gibi. Son dönemlerde ise beyinlerimizi yakacak, nutkumuzu tutturacak bir iddiayla çalkalanıyor ülke. Söylenenlere göre Abdullah Çatlı yaşıyor. Geçirdiği estetik operasyonlar ve yeni kimliğiyle halen aramızda olabilir. Hem de kim olarak? Hakan Fidan. Eski MİT Başkanı Fidan, son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte sıkça görüntülendi. Bu sürede ise on ekranda görenler yüz hatlarını birisine benzetmeye başlamıştı. Ellerindeki en büyük argümansa yüz hatlarının benzerlikleri. Hakkında hiçbir bilgi bulunmayan Hakan Fidan'la şüpheli bir şekilde ölen Abdullah Çatlı'nın hikayesine gelin birlikte bakalım. Birçok sosyal medya kullanıcısı gerekli programları kullanarak Çatlı ve Fidan'ın yüzlerini bir araya getirdi. Burada görüldüğü üzere ikilinin benzediğini kabul edebiliriz. Sonra ise devreye Kurtlar Vadisi izleyicileri girdi. Bilenler bilir, yerli The Simpsons'ımız Kurtlar Vadisi'nde de geleceğe ışık tutan bazı sahneler vardır. Hepimizin ekrana kilitlenip derin devlette neler oluyor diyerek izlediğimiz dizide Polat Alemdar'ın Abdullah Çatlı'yı feyiz aldığı söylenip duruyordu. Bildiğiniz üzere Polat Alemdar aslında Ali Can'dandı. Sonrasında derin devlet tarafından öldü süsü verilmesi için bir trafik kazası geçirdi ve ölü olarak kaydedildi. Sonrasında ise estetik ameliyatlar geçirerek Polat Alemdar olarak hayatına devam etti. Dizide Selçuk Yöntem'in canlandırdığı Aslan Akbey karakteri bu kazanın da Susurluk kazasına benzediğini söylemiş ve hatta ikinci Susurluk olarak adlandırmıştı. Sonrasında ise birincisinin üstü örtüldü, ikincisi çırılçıplak ortaya çıksın söyleminde bulunmuştu. Gelin o zaman birlikte bir de Hakan Fidan'ın kim olduğuna bakalım. Edinilen bilgilere göre kendisi 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev aldı. Bu sırada Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'nda eğitimlerini tamamladı. Askerliği kendi isteğiyle bırakıp ABD'de Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'dan yönetim ve siyaset bilimi alanından lisans eğitimi aldı. Bilkent Üniversitesi'nde Dış Politikada İstihbaratın Yeri isimli tezi ile yüksek lisans ve 2006'da da bilgi çağında diplomasi, antlaşmaların doğrulanmasında enformasyon teknolojilerinin kullanımı başlıklı tezde doktorasını tamamlamış oldu. Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Son olarak Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde akademisyenlik yaptı. Takvimler 15 Nisan 2010'u gösterdiğinde Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi. Emre Taner'in görev süresi bittiğinde ise MİT Müsteşarı oldu. Göreve 42 yaşında gelen Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç MİT Müsteşarı olarak tarihe adını yazdırdı. Erdoğan'ın sır küpüm dediği, her kararda fikrini danıştığı ve süper kahraman olarak adlandırdığı Fidan'ın sadece başarı dolu kariyerinden bilgiler bulmak mümkün. İddia sahipleri, Çatlı Devlet'ten kaçamayacağını anladı ve kendisine öldü süsü verilecek kazayı planladı. Derin Devlet onu korudu ve kaza sonrasında ameliyat yaptırarak yeni bir kimlik ve suret verdi. Günümüzde hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz ve devletin birçok biriminin içinde görev alan Hakan Fidan olarak yaşamını sürdürüyor demekti. Özel hayatında ise öğrenebildiğimiz kısıtlı bilgilerden birisi de Hakan Fidan'ın oğluna Abdullah ismini koyması oldu. Biraz da matematik hesabı yapalım. Çatlı 56 doğumlu, Fidan'sa 68. Abdullah Çatlı öldüğünde 40 yaşındaydı. 1996 yılında Çatlı öldü. Fidan'sa Çatlı'nın ölümünden tam 10 yıl önce 1986 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevliydi. Liseden
Lise'den çıkan Fidan, direkt olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne adım atmıştı. Bir kaynak, Fidan'ın lise defterini bulduğunu, burada gençliğini andıran bir fotoğrafının ve hocalarının kendisi hakkında yazdığı satırların yer aldığını belirtti. Bu bilgilere bakarsak, Fidan'ın Çatlı olmasının imkanı yok. Zaten aradaki 12 yıl hiç de azımsanacak gibi değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.